ki onun beyliğinde gözüm varsa... Neler oluyor Albargun? Telaş etmeyin beyim. Sana ne benim telaşımdan? Git ne olduğunu öğren çabuk. Hadi. O kutlu gün geldi. O gün geldi. Çocuk! Aferin! Çadır etrafını çevirin! Çabuk ol! Çadır etrafını çevirin! Laklar et! Yürüyün! Allah'ın adaleti yine gecikti Gökçe. Beyim, ahırların birinde yangın çıktı. Hangisinde? Şu tacirin adamlarının kaldığı yerdeki samanlık. Dikkatli ol Rahman. O bir tuzak olabilir. Emredersin beyim. Bu yangın da nereden çıktı? Hı? Köster çalıyor. Artık otağa saldıramayız efendim. Herkes de ayakkuza geçti. Alpkesilerinizden kurtulun. Silahları da saklayın. Siz de gidin yangına yardım edin. Dikkatleri üzerimize çekmeyelim. Emredersiniz efendim. Lanet olsun. Beyim. Burnuma pis kokular gelir Kurdoğlu. Bütün alpleri teyakkuz durumuna geçir. Tam teçhizatlı obanın güvenliğini sağlasınlar. Emin olur beyim. Uğursuz ihtiyar. Her şeyi mahvetti. Böyle bir havada yangın nasıl çıkar? Dündar. Süleyman'ın oğlu Dündar mı? Ölmüş olmalıydı. Sen neden bahsedersin Didus? Köpekleri. Geliyorlar. Sesleri benim kardeşlerimle aynı. Er ya da geç kokunuzu alacaklar. Kapa çeneni uğursuz kadın. Etlerinizi parçalamakla kalmayacaklar. Beyninizi, ruhunuzu da keskin dişleriyle parçalayıp koparacaklar. Hissedebiliyorum.
burada. Bu dergâhta bile varlar. Etrafımızda dönüp durduklarını hissediyorum. Sizi bulacaklar. Bulduklarında parçalanmış cesetlerinizi. Sonsuz azabın beklediği cehennem çukurlarına atacaklar. Sonsuza dek. Cehennem köpeklerinden kaçamayacaksınız. Onlardan kaçış yok Türk. Kaçış yok. Ölürsek aksakallı babamın yeri cennet olsun. Akpürçekli anamın yeri uçmak olsun. Yeter ki Allah'ın verdiği umut kırılmasın. Arı imandan etmesin. Sen kendi uğursuz başının derdine yan. Beyim, Dündar'ı gördün mü? Döşeğinde yok mu? Yok. Yangını söndürmeye gitmiştir belki. Ama döşeği bozulmamış. Rahman! Buyur beyim. Dündar'ı gördün mü? Dündar'ı gördün mü dedim Rahman! Beyim... Arkadaşlarıyla buluşmak için çıktıydı. Benden izin almadan gecenin bu saatinde gezmek de ne demek Rahman? Beyim gençtir dedim. Emri Vakif Hoca da bir şey diyemedim. Hey Allah'ım. Aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Git hemen bul onu. Buraya getir. Niye bu kadar endişe ettiniz ana? Sadece ahır yanıyor. Kızım kış kıyamet günü ahır mı yanar? Ha? Belli ki birisi yaptı. Kim yapar bunu ana? Ne halde olduğumuzu bilmez misin be Selcan? Üzerimizde oynanan oyunları görmez misin be kızım? Ben gidip bir bakayım. Beyim. Dikkat et olur mu? Dündar! Oğlum! 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 Ay. Beyim! Ay. Oğlum! Dündar! Dündar! Oğlum! Dündar oğlum! Ben Akça Koca'yı çağırıyordu. Ne istiyorsun Karatoylar? İkimiz de aynı şeyi istiyoruz Avşi. Ortak amacımız var artık seninle. Seninle hiçbir ortak amacımız olamaz Karatoylar. Bana öyle gelmiyor Avşi. Her şeyi biliyorum eski silah arkadaşım. Her şeyi.
Sultandır öyle. Ertuğrul, Elaziz'in Atabeyi Şahabettin'in huzuruna çıktığı ilk günden beri ne yaşadıysanız her şeyi biliyoruz. Kim yapmış olabilir bunu Atabeyim? Tünderi yanan samanın yakınında buldum. O yakmış olabilir. Ne demek bu? Sen ne dediğini bilir misin? Obayı kurtarmak için kendini feda etmiş sandımca. Başka bir tehlikeyi bertaraf etmek için obayı teyakkuz haline getirmek istemiş olabilir. Rahman! Buyur beyim. Tüccar Ebu Hişam'ı getir bana. Hemen. Eğer Ertuğrul olmasaydı, Konya'ya yuvalanmaya çalışan tapınakçılara yol verecektim. Böylelikle hepsi himayeme geçecekti. Benim ve Sultan Alaaddin'in. Evet. Sultanın ve benim oyunumu bozdunuz. Papalarına, imparatorlarına güvercin yoluyla bütün bilgileri sızdıracaklardı. Ama bizim yemlediğimiz kadarıyla. Kayıların o Yağız delikanlısı oyunumuzu bozdu. Ve sen de yardımcı oldun. Sana hiç inanasım gelmiyor nedense Karatoygar. İnanıp inanmaman zerre alakadar etmiyor beni abişim. İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz. Neymiş o? İkimiz de biliyoruz ki Halime Sultan'la Elaziz'in evliliği yeni bir Türkmen isyanını başlatacaktır. Nasır ve tapınakçılar Şehzade'yi kullanacaklardır. Haçlılar ve Moğollar kapıdayken
devletini seven hiç kimse buna razı gelemez. Beyim, Süleyman Şah Ebu Hişam'ı arıyor. Sen çık al Parko. Anladı mı seni ihtiyar dersin? Tanıyabileceğin en tehlikeli adamdır. Ne yapacağız? Kaçarsanız sizi bulur. 100 alpin elinde esameniz okunmaz. Derinizi yüzer. Bekle. Yangını söndürmeye yardım ediyordun. Ben de gelip seni aldım. Kurdoğlu, en iyi olacak o Yiğit ölmediyse hepimizin başı belada demektir. Oğlan konuşursa bu felaketimiz olur. Beni aradığını duydum beyim. Yanan samanlık, adamlarınızın kaldığı yerin yakınında Ebu Hişam. Evet beyim. Yangını fark ettiğimizde iş işten geçmişti. Sabah erken yola çıkacağımız için erken yatmışlardı. Gürültüden uyandıklarında yangına müdahale etmişler. Ben de elimden geleni yaptım. Peki şüpheli bir şey gördün mü? Hayır beyim. Beyim, Ebu Hişam yangını söndürmeye çalışırken omzuna kalas düşmüş. Müsaaden olursa ben onu Akçak Hoca'ya götüreyim. Akçak Hoca içeride Kurdoğlu. Hayırdır beyim? Biri Dündar'ı öldürmeye teşebbüs etmiş. Beyim sen ne dersin? Samanlığı yakan da Dündar'dı. Obayı büyük bir felaketten kurtardı. Allah acil şifalar versin. Büyük geçmiş olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Kusura kalmayın. Tedbirli davranıp eşyalarınızı arattım. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır beyim. Ne demek, olur mu öyle şey? Gönlünüzü rahat tutun. Siz yapılması gerekeni yaptınız. Adamlarınızla hemen obadan gidin. Bir saldırı bekleriz. Sizin emniyetinizi temin edemezsem içim rahat etmez. Bizleri düşündüğünüz için Allah sizden razı olsun. Nasıl uygun görürseniz. Thank you.
Kurdoğlu. Buyur beyim. Arkalarından adam sal. Her adımlarını izlesinler. Fazla da yaklaşmasınlar. Emrin olur beyim. Bilirim diyeceklerimi merak edersiniz. Dündar oğlumuz gençtir, güçlüdür. Tam altlık yaşındadır. Hani taşı sıksa suyunu çıkartır maşallah. Canı gönülden Allah-u Teala'nın şifa vereceğine inanır, onun için dua ederiz. Aldığı kılıç darbesi belki de onu bizden alacak kadar cüretkar değildir. Lakin beni endişelendiren başka bir mesele vardır. Düşerken başına aldığı darp. İşte beni asıl bu endişelendirir beyim. Ne demek istersin Akça Koca? Velhasıl bedeni bu kılıç darbesine dayanabilir. Lakin beyni... Beyni... Akça Koca. Çıkar ağzındaki baklayı. Söyle de bilelim. Başına aldığı darbe... akli melekelerinde tahribata sebep olmuş olabilir. Belki de bundan böyle Dündar oğlumuzun ölüm uykusunda uzun ve sancılı bir hayatı olabilir Haymana. Halebi Hazretleri de Şam'a gitti. Dergah hepten başsız kaldı. Bu işi bugün ne olursa olsun halletmemiz lazım. Bizden sebep dergahtaki dervişlerin de canı tehlikede. Bizim yüzümüzden dervişlerin başına bir hal gelse halimiz nice olur. İbnül Arabi'ye ne deriz sonra? Şu işi bir... Ertuğrul. Hemen gitmeliyiz ağabey. Sen gelmiyorsun. Ağabey yapma. Ertuğrul, seni o saraya sokmazlar. Sokarlarsa da dışarı bırakmazlar, bilirsin. Elçi olarak benim gitmemde fayda var. Ne oldu sarayda? Şu Dündar veledi. Her şeyi berbat etti. Samanlığı yakıp obayı teyakkuza geçirdi. Tıpkı Ertuğrul'un veletliği. Yine geleceğim Kurdoğlu. Geldiğimde de bu işi bitireceğim. Dündar ölmeli. Eğer konuşursa Süleyman Şah'ı öldürmek sana kalır. Gördüğüm kadarıyla da buna gücün yetmez. Ya Elaziz? Ordusu yola çıkmak üzere. Ben elimden geleni yaptım. Ne yapıp edip Elaziz'in ordusunu engellemelisin? Umarım beyin teslim olmayı kabul eder.
Hayırlı günler olsun Kurtoğlu kardeşim. Yolunuz açık olsun Ebu Hişam. Benim Aydan güzel, benden deli kızım. Yiğidinin peşine pusadını alıp giden namerdin kabusu Mert kızım. Hoş geldin. Hoş gördüm. Baba, Turgut'un esir tutulduğu kalenin yerini öğrendim. Sen oralara mı gittin kızım? Gittim baba. Tamam kızım, şimdi beyimizin yanına gidelim. Olup biteni anlat ha. Gelmeni bekler dururum Kurdoğlu. Gelip de olanları anlatayım diye çadırın önünde nasıl eşelendiğini gördüm. Küçük bir çocuğu bile öldürmekten aciz adamlarla iş koşarsam böyle olur. Ayağımız çamura girmeden hasadı toplamaya kalkıyoruz Selcan Hatun. Sok o zaman ayağını çamura. Hatta gırtlağına kadar çamura gir. Anca o zaman beni ardında bulursun. Bana o kadar güveniyorsun yani. Biz seninle artık kaderi öleşir dururuz Kurtoğlu. Ya istediğimizi alacağız ya da cesedimizi akbabalara yedirecekler. Ebu Hişam yine gelecek. Onun bu işten çıkarı nedir? Aynı nişangahı talim ederiz. Dikkat edin Kurtoğlu. Attığınız ok dönüp sizi kaba etinizden vurmasın. Sana gitme vaktidir. Ay kız geldi. Gidip bakayım neler anlatır. Alpargo. Buyur beyim. Sen de iki adamın alt peşinden git. Fazla yaklaşmayın. Ebu Hişam senin iki alple peşinden geleceğini biliyor. Yanındaki alpleri işkillendirmeden obaya dönün. Süleyman onları da sorguya çekecektir. Oyun oynadığımızı anlarsa Ebu Hişam'dan bir kere şüphelendi. Uğursuz. Kafasında bu işi çözene kadar bitirmeyecektir. Hadi git. Gördüm ki tapınakçıların kalesine koca bir orduyla bile girilemez beyim. Alamut'ta gördüğümüz haşhaşilerin kalesi gibi mi? Evet beyim. Çıbanın başı o Alamut beyim. Hasan Sabah denilen iblis. Sultan Halp Hasan'ı da, oğlu Melik Şah'ı da o iblisin adamları öldürdüler. Bu tapınakçılar da ne biliyorlarsa onlardan öğrendiler. Birisi Allah'ın kitabına şir sokup Müslümanları, diğerleri de onlardan öğrendikleriyle Hristiyanları zehirler. Yani al birini, vur diğerini. O kaleye ancak hileyle girilebilir. O hileyi bulup o kaleye bir an önce girmeliyiz beyim. Turgut hala o kaledeyse onu oradan çekip almak boynumuzun borcudur.
Çelik gibi bir irade. Senin gibi 10 tane şövalyem olsa Kudüs şimdiye kadar çoktan bizim olurdu. Bundan sonra Yehuda diyeceğim sana. Aramızdaki adın Yehuda olacak. İsa'ya ihanet eden havarinin adını veriyorum sana. Kim olduğunu asla unutma diye. Yehuda. Onu hazırlayın. Kaleyi gezdireceğim yeni şövalyemize. Koca ne dedi Hayme Ana? Yaraları yavaş yavaş iyileşecek dedi. Genç dedi. Güçlü dedi. Hayme Ana. Thank you.
Senden bir isteğim var Afsane. Seni dinliyorum Ertuğrul Bey. Sarayın dadısı Ümmü Hayır. Eşin Halebi'nin kardeşidir. Saraya girip çıkarsın. Halime Sultan'a onunla konuşmak istediğimi söyleyip halıcı dükkanına getirir misin? Bu çok tehlikeli Ertuğrul Bey. Hem senin için hem o kızcağız için. Bilirim. Lakin onunla konuşamazsam bu hepimiz için bir felaket olur. Senin için saraya gideceğim. Lakin kız gelmek istemezse ona gücüm yetmez. Allah senden razı olsun Afsane. Ben müsaadeni isteyeyim. Neden bunu yaptın abla? O senin için, bizim için ne zorluklar çekti biliyor musun? Turgut abim bizi kurtarmak için zindanda ne eziyetler görüyor farkında mısın? Nasıl yapabildin bunu abla? Mecburdum Yiğit. Senin için, babam için. Keşke bıraksaydın da Turgut abimle beraber beni de öldürselerdi. Yalvarırım böyle konuşma Yiğit. Sen ne yaptın biliyor musun abla? Ertuğrul ağabeyimi öldürdüm. İster inan, ister inanma Halime Sultan. Kader işte böyle bir şey. Ne işin var senin burada Karatoygar? Seni Elaziz Budalası'nın yatağından kurtarmaya geldim. Bu saraydaki tek dostum benim Halime. Sen eli kanlı adi bir canisin Karatoygar.